Yeni anne olanlar, anne olmak için gün sayanlar, sıradaki haberimizi dikkatli izlemenizde fayda var. Anne sütüyle ilgili tüm bildiklerinizi unutun. Profesör Doktor Hilal Mocan, anne sütü gerçeğini ve anne adaylarına rehber olacak bilgileri Magazin 8'e anlattı. Anne sütü bir bebeğe armağan edilebilecek en önemli hediyedir. Yeni doğmuş bir bebeğin ilk 5 gün içtiği anne sütü tüm hayatını nasıl etkiliyor? İlk 5 günlük süte biz kolostrum veya ağız diyoruz. Sütüm bebeğime yetmiyor diye endişelenen anneler, Profesör Doktor Hilal Mocan anne sütünü artırmanın yöntemlerini açıkladı. Süt miktarı daha da artar. Yeni doğmuş bir bebek en az kaç ay anne sütü içmeli? Eskiden anne sütünü bir senelik süreçte. Profesör Doktor Hilal Mocan, çiçeği burnunda annelere ve anne adaylarına rehber olabilecek açıklamaları Magazin 8 kameralarına yaptı. Normal doğum çok önemli. Bir de anne sütüyle bebeğin beslenmesi çok önemli. Sağlıklı bir birey olabilmek için sağlıklı bir bebeklik dönemi geçirmiş olmak çok önemli. Bunun da ilk adımı tabii ki anne sütü. Anne sütü bir bebeğe armağan edilebilecek en önemli hediyedir. Her bebek en az 6 ay sadece anne sütü içmeli. Ama doğumdan sonraki ilk 5 gün çok çok önemli. Çocuğunuzun bütün bir hayatını o ilk 5 gün belirliyor. Anne sütü alan bir bebekte ilk 5 günlük süte biz kolostrum veya ağız diyoruz. Bu sütün bileşimi farklı. Miktarı az ama son derece zengin içeriği olan bir sıvı şeklinde. Yani anne sütü alan bir bebek 5 gün için tüm hayatı boyunca kendisine taşıyacak organ koruma altına alıyor. 5 günlük kolostrum denilen sıvıyı, daha tam süt değildir bu, bunu mutlaka vermek istiyoruz. Annenin sadece ilk 5 gün salgıladığı bu süt paha biçilemeyecek kadar değerli. Dünyada bu zenginlikte ve koruyuculukta hiçbir gıda yok. Dolayısıyla her damlası çok kıymetli. Bebek doğar doğmaz ilk yarım saatte anne memesine konarak bu sıvıyı almasını sağlamak istiyoruz. Yeni annelerin en büyük korkusudur süt kesilmesi ya da sütün bebeğe yeterli gelmemesi. Ama kaygıya mahal yok. Bu tamamen biyolojik bir olay. Merak etmeyin, sütünüz bebeğinize yetecek. Süt emzirdikçe artmakta. Bebek ne zaman isterse memeye konmakta. Sebebi ne olursa olsun konursa süt miktarı daha da artar. Anne sütü bebek ve anne arasındaki en güçlü bağlardan biri. Eğer bu bağ sağlıklı olsun istiyorsanız yemenize içmenize iki kat önem göstermelisiniz. Çünkü anne ne yer içerse bebek de onu yiyip içiyor. Hamilelik öncesi dönemde ne kadar güzel beslenirse sütün bileşimi ve miktarı o kadar yeterli olmakta. Eskiden 6 ay, en fazla 1 yıl dolduğunda bebek sütten kesilirdi. Ama araştırmalar çok farklı sonuçlar ortaya koydu. Eskiden anne sütünü bir senelik süreçte tamamdır diyorduk. Şimdi artık Dünya Sağlık Teşkilatı'nın da önerisi 2 yaşını bitirene kadar anne sütüyle besleyebilirsiniz. Bakın, bir bardak anne sütü bebeğin vücudunda neler yapıyor? Proteinler var, karbonhidratlar var, yağlar var ama bunları hazmedecek, sindirecek enzimler de var. En az 20 çeşit enzim var mesela. Bu enzimler mesela lipaz enzimi çok önemli bir enzimdir, yağları parçalayan. Bu yağları parçaladıktan sonra gidiyor çocuğun beyin gelişmesini, sinir sisteminin daha iyi oluşmasını sağlarken aynı zamanda çocuğu mikroplara karşı da koruyor. 2 yıl boyunca anne sütü alan bebeğin ileride obez olma ihtimali de düşüyor. Emzirmenin başlangıcında yağ miktarı düşüktür. Emzirmenin sonunda yağ miktarı artar ve bebeği doygun hale getirir. Dolayısıyla bebek obeziteden doğal olarak korunmuş olur. Anne ve bebek arasında anne sütü sayesinde kurulan bağ bebeğin sağlık haritasını da belirliyor. Anne kendi hücrelerinin bir kısmını, az bir kısmını emzirirken bebeğe geçirebiliyor. Bu bebekte bebeğin değişik organlarında tespit edilmiş durumda.